Türkiye'yi, İstanbul'u terk edeceğim akşam, Galata Köprüsü'nün Karaköy tarafına gittim. Oradan 15-20 dakika kadar Üsküdar'a baktım. Güzel bir geceydi. Artık vakit de gecikiyordu. Döndüğümde gözlerimin yaşını silmek zorunda kaldım. İşte son hislerim buydu. Kızmadım da, o zaman tabii üzülmüştüm. Bugün bir kızgınlık duymuyorum. İşte Fuat Sezgin'in son baktığı yer tam da burasıydı. İşte karşımızda Üsküdar. Ve Fuat Sezgin'in ayrılmadan önce yüzünü döndüğü son yerdeyiz. Üsküdar'a bakıyoruz. Kaybetmiş olduğumuz belliğimizi yeniden kazandıran yitik hazinenin kaşifi Profesör Doktor Fuat Sezgin 1924 tarihinde Bitlis'te dünyaya gelir. İlkokulu Doğu Bayazıt'ta, ortaokul ve liseyi Erzurum'da tamamladıktan sonra 1943 yılında üniversite tahsili için İstanbul'a yolu düşer. Osmanlı bakiyesi olan Devlet-i Aliye'nin kültür birikiminden izler taşıyan İstanbul Üniversitesi'ne. Hocası Helmut Ritter'ı ilk defa orada görür ve başka bir alana yönelir. Fuat Sezgin o günleri şöyle anlatıyordu. Konuştuktan sonra içimden büyük bir adammış dedim. O küçük halimle bile çok büyük bir adamın karşısında olduğumu hissettim. O gün işittiklerimden hayret ve dehşet içinde eve gittim. Gözüme uyku girmiyordu. Bir taraftan genç hafızamda eve götürdüğüm dört isim dışındakileri de öğrenmek ve yaptıklarını bilmek aşkı, diğer taraftan ilkokul dönemimde süslü püslü hanım öğretmenimden duyduğum İslam alimlerinin dünyanın bir öküzün boynuzu üzerinde oturduğuna inandıkları ve dünya biliminde Müslümanların hiçbir katkılarının olmadığı mealindeki sözleri. Sabahın olmasını iple çektim ve bu derya gibi hocadan daha fazla istifade etmenin nasıl mümkün olabileceğini düşünmeye başladım. Fuat Hoca o gecenin sabahı şarkiyat okumaya karar verir ve Ritter'la çalışmaya başlar. 1950'de Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde doktora tezini tamamladı. 1954'te İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde doçent olur. Burada hazırladığı Buhari'nin Kaynakları isimli tezi Avrupa çevrelerinde hala tartışılmaktadır. Tarihler 1960'ı gösterdiğinde ise 147'likler diye bilinen akademisyenler arasındaydı. 27 Mayıs askeri darbesi 147 öğretim üyesinin görevinden uzaklaşmasına sebep olmuştu. Bir sabah enstitüye giderken gazete satan çocuğun "Yazıyor, yazıyor, 147 öğretim üyesinin üniversiteden atıldığını yazıyor" sözleriyle irkilir. Ülkemden ayrılmak istemiyordum. Ama üniversiteden uzaklaştırılınca gitmemin artık benim iradem dışında olduğunu gördüm. Süleymaniye Kütüphanesi'ne gittim ve iki Amerikalı, bir de Frankfurt Üniversitesi'nin eski rektörü olan dostlarıma "Üniversiteden çıkarıldım. Bana çalışmalarımı devam ettirecek bir yer bulabilir misiniz?" diye mektup yazdım. 30 gün içinde üçünden de olumlu cevap geldi. Ben Frankfurt'u tercih ettim. Ayrılacağım akşam Galata Köprüsü'nün Karaköy tarafına gittim. 15-20 dakika Üsküdar'a baktım. Güzel bir geceydi. Ama gözlerimin yaşını silmek zorunda kaldım. Kızgın değildim. Sadece üzgündüm. Ülkesinden ayrılmak zorunda kalırken kendisi kariyer basamaklarını bir bir çıkar ve 1965'te Frankfurt Üniversitesi'nde profesör olur. İslam bilimi üzerine yaptığı çalışmalar için 60'a yakın ülkeyi gezen Fuat Sezgin, oryantalistik çalışmaları için kaynak haline gelmiş ve hala aşılamamış 13 ciltlik eserinin ilk cildini 1967'de, son cildini ise 2000 yılında yayınladı. 1982 tarihinde Goethe Üniversitesi'ne bağlı Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü ve 1983'te buranın müzesini kurdu.
Direktörlüğünü yürüttüğü müzede Sezgin, İslam kültür çevresinde Müslüman bilginler tarafından yapılmış aletlerin ve bilimsel araç ve gereçlerin yazılı kaynaklara dayanarak yaptırdığı numunelerini sergilemektedir. Son olarak, Arap İslam Bilimleri Enstitüsü için hazırladığı bilimsel araç ve gereçlerin benzerlerini yaptırarak açılışını 2008 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstanbul İslam ve Teknoloji Müzesi'nin açılmasında öncü rol oynamıştır. Fuat Sezgin, şu Anadolu topraklarının zor günlerinde dünyaya gelen, zorluklara göğüs geren, yılmayan bir ilim adamıdır. Bütün bu çile ve sıkıntı dolu zor şartlar altında bile davasına hizmet aşkıyla, canla başla yürümüş, ilim adamlığının yanı sıra fikir, dava ve aksiyon adamı olarak yılmadan ve usanmadan çalışmıştır. Gayesi, kaybetmiş olduğumuz belliğimizi yeniden kazandırmaktır. Gayesi, alimin karşısındaki talebe olan bizlere bilgiyi keşfetmek, öğretmek ve sevdirmektir. Tıpkı Üsküdar'ı sevmek gibi.